15 Temmuz gibi bir hadisenin yanında olmak bir insan için mümkün değildir. Ya karşısındasınızdır ya da 15 Temmuz'un yanındasınızdır. Bunun ortası yoktur. Yasin Naci benim ikinci çocuğum, Adana doğumlu. Ona hamileyken bir rüya görmüştüm. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Osman, bu gece bir rüya gördüm. Ona hamileyken bir rüya görmüştüm. Elime bir çocuk verdiler ve dediler ki bu sizin kurtuluşunuza vesile olacak. Hayır olsun inşallah. Ne güzel bir rüya görmüşsün. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya al-salah, hayya al-salah. Hayya al-falah, hayya al-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Yasin Naci, Yasin Naci, Yasin Naci. Adınla yaşayasın oğlum. Onun üzerine biz Yasin'in Naci ismini kurtuluşa eren, cehennemden azat olmuş manasında Yasin'e Naci ismini ekledik. Yasin Naci 1994 Adana Seyhan doğumludur. Kendim öğretmen olmam icabıyla orada 3-4 sene kaldı. Daha sonra Antalya Korkuteli İmam Hatip Lisesi'ne tayinimiz çıktı. O zamanlar tabii 28 Şubat dönemi başladı. 97'de geldik. Elem tenekeyfi fe'li rabbike beyasabil fiil. Elem yec'al keydihim fiil taddil. Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Termihim bi icaretim min sicil. Fecalihim kâsüm mekul. Hocanın bir görüşebilir miyiz? Geldiğimizde bu 28 Şubat döneminde bayağı zorluklar çektik. Kur'an-ı Kerim dersinde dersten çıkarıldım.
soruşturma geçirdim. Okul içerisinde uyarılara rağmen türban takıyorsunuz hocam. Başörtüsü Allah'ın emri. Ve bu benim inancımla ilgili. Uyarılarınızı dikkate almayacağım. Başörtümü açmayacağım. Demek öyle. O zaman sonuçlarına katlanırsınız hanımefendi. İşte bir sürü cezalar aldıktan sonra en son sürgün. Ve sürgünden sonra da istifa etmek durumunda kaldım. Bir 4 yıl falan aradan sonra Diyanet'e geçtim. Kur'an kursu öğreticiliği yaptım. 7-8 yıl. Daha sonra tekrar öğretmenliğe dönüp öğretmenlikten de 3 yıl oldu, emekli oldum. Zeynep hocam, Yasin'i buralarda gördünüz mü acaba? Görmedim. Ben geldiğimde burada yoktu hocam. Allah Allah. O dönemde bakıcı bulmak zordu. Çocuk bakmak belki ayıp sayılıyordu. Bakacak bir büyüğümüz de olmadığı için eşimle çakışan dönemlerde, günlerde hep okula getirdim onu. Okuldaki öğrencilerle, onların maskotu gibi çok severlerdi kendisini. Yasin, burada mıydın? Çocuklar, oğlum. Nasıl korktum? Sen ablalarla, abilerle oyun mu oynuyordun? Ben Hava Betül Kardeş'le, Yasin Nacaroğlu'nun ablasıyım. Çok aşırı merhametliydi, fazla merhametliydi. Ben onun kadar düşünceli değildim mesela. O okuldan geldiğimde elinde çikolatalı gofret bekliyor beni. Abla bir tane vardı, seni bekledim, bölüşelim, yiyelim. Böyle bir çocuktu. Daha sonra tabii hukuku okumaya karar verdi benim o çektiğim hukuksuzlukları gördüğü zaman. Hayırdır oğlum? Elindeki o kağıt da ne? Oğlum cevap versene anneme. Niye sırıtıyorsun? Kazandın mı yoksa? Neresi? Sizce neresi? Gel. Maşallah. Kendisi liseyi bitirdiği zaman da devlet üniversitelerinin içerisinde hukuk fakültesi olarak en yüksek puanla Ankara Üniversitesi, Ankara Hukuk Fakültesi öğrenci alıyordu ve ilk tercihiyle buraya girdi. İlahiyatı da dışarıdan okuyordu. 16 Temmuz günü de ilahiyatın tek ders sınavına girecekti ve sınava hazırlık yapıyordu. Bizim de annesiyle beraber Rize Çayeli'nde bir seminerimiz vardı, fıkıh semineri. Oraya katılmak için gittik. Efendim babam? Oğlum biz Trabzon'a vardık, sen neredesin? Çalışıyorum babam, bir sıkıntı yok. Hayır, çalış geç sınavını. Biz annenle yarın Giresun'a geçiyoruz, oradan da Ankara'ya geçeceğiz. Bak sonra biz geldiğimizde benim vaktim yok, sizinle gezerim dersen yanarsın ha, ona göre. Tamam babacığım, siz sağ salim dönün de ben şu son dersi vereyim, sonra beraberiz inşallah. Hadi inşallah. Biz de geleceğiz oğlum. Giresun, Ordu, Doğu, Karadeniz'i şöyle gezerek gelip ondan sonra da Ankara'ya gelecektik. Tekrar Yasin'i bizi 2-3 gün burada gezdirecek ve geri dönecektik. Efendim ablam. Ablacığım. Genelkurmay'ın önünde insanlar toplanıyormuş. Neler oluyor? Siz anladınız mı? Sonra işte tabii hemen haberleri açtık. İnanamadık zaten başta. Ondan sonra işte TRT'yi açınca... Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları, sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri. Trabzon'da olayları öğrenince hemen irtibata geçtik zaten. Ondan birçok olayı canlı canlı dinledik. Ve biz de orada abdestlerimizi alıp gece sabaha kadar dualar ettik. Fetihler okuduk, Yasinler okuduk. İstikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştuk. 15 Temmuz'dan önce haberleri izlerdim. Haberlerde şehit ailelerini görürdüm. Ve derdim ki maşallah ne kadar metanetliler, ne kadar sabırlılar.
Evlatları gitmiş, eşleri gitmiş, babaları gitmiş, kardeşleri gitmiş ama vatan sağ olsun diyebiliyorlar derdim. Gerçekten deniyormuş. Biz de diyoruz evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Vatan sağ olsun diyoruz. Ben Zehra Ağaroğlu, şehit Yasin Naci'nin annesiyim. 13 ve 14 Temmuz'da bir ameliyat geçirdim ben. Bu ameliyatı geçirdikten sonra evde normal ameliyatın etkisini atmak için istirahat ediyordum. Akşam saatlerinde televizyonu açtığımda bir hareketlilik olduğunu gördüm. Ben de şöyle bir duygu ilk başta, ilk gördüm uçaklar uçuyor, helikopterden ateşler ediliyor falan. Ben de şöyle bir şey oldu. Yani biri bir darbe yapmaya çalışıyor. Bu kesin ya, kesin olan şey bu. Fakat ilk başta aklıma gelen düşünce şu. O kadar güçlü bir örgütüz ki biz. Yani 500 astsubay mezun oluyor. 500 de bizden. Generaller bizden, albaylar, yarbaylar. Herkes bizden zaten. Askeriye tamamen neredeyse bizden. İçeriden başka bir yapı, bizim dışımızdaki bir yapı, örgüte karşı bir hamle yapıyor düşüncesi oluştu ilk saniyelerde. Ve artık takatim kalmamıştı. Gücüm kalmamıştı. Yerdeydim. Turnike'ye ihtiyacım var. Turnike'ye ihtiyacım var. Yat sana turnike falan. Yat lan orada. Cebimdeki telefonları çıkarttım. Aşağıda geride kalan forma personeline ulaşarak. Alo, Melih. İki bacağımdan da vuruldum. Kuvvet komutanımız derdest edildi. Buraya çok acil takviye istiyorum, anladın mı? Çok acil takviye gönder buraya. Ver lan telefonu buraya. Kafana sıktın mı lan? Öldürürüm lan seni. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanımızın koruma ekibinde yer alan sağlıkçı astsubay ile veteriner hasta eğmen ilk müdahalemi yaptı. Damar yolumu açtılar. Ambulans gelene kadar o bölgede bacağıma tampon yaptılar. Bir süre sonra ambulans geldi. Sedye ile beni ambulansa koydular. Ambulansla revir bölgesine götürdüler. Bülent başçavuşum mu? Evet komutanım. Yer yok. Diğer ambulans alacağız. Beni bırakın. Ben dayanırım. Siz onu çabuk tahliye edin buradan. Ambulans alın. Yüzbaşıyı diğer ambulansa göndeririz. Durumu çok ağır gözüküyordu. Solunum cihazı takılmıştı. Müteakibinde Bülent başçavuşumu ambulansa bindirerek tahliyesini gerçekleştirdiler. Komutanım. Komutanım. O esnada Teoman başvuruşu yanıma çekerek. Teoman ne oluyor? Komutanım bilmiyorum. Kimse bir şey anlatmıyor. Televizyonda köprüyü kapattıkları dair haberler var. Darbe olabilir diyorlar. Silah al. Silahını emniyette tut. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Müteakibinde revirde bana ve sırasıyla diğer yaralılara müdahale ettiler. Revirde müdahalemin yapıldığı esnada Teoman başçavuşum yanıma gelerek, komutanım, özel kuvvetler komutanı sizinle görüşmek istiyor dedi. Emredin komutanım. Kimsin sen? Yüzbaşı Burak Akın. Oğlum sen kimsin? Oğlum sen kimsin demesi üzerine
Konuştuğu kişinin kim olduğunu teyit etmek istediğini anladım ve... Kuvvet Komutanı Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın. Şeklinde cevap verdim. Oğlum ne oluyor orada? Kuvvet Komutanı nerede? İki bacağımdan vuruldum komutanım. Bülent Başçavuş'um ağır yaralandı. Ve kuvvet komutanımız derdest edildi. Oğlum bir ihanet şebekesiyle karşı karşıyayız. Biz sana güveniyoruz. Allah'a emanet olun, dikkatli olun şeklinde sözlerle telefonu kapattı. Paşam, Semih Terzi'nin yerini bulduk. Diyarbakır'dan helikopterle Ankara Özel Kuvvetleri hareket edecekmiş. Emredin komutanım. Ömer, Tuğ General Semih Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Karargahı ele geçirmek için yola çıkmış. Onu engellemek memleket için hayati öneme sahip. Karargaha girmeden onu öldür. Adamlarını yönetmesine asla izin verme. Ömer evladım, vatanımız ve milletimiz için en kritik gecelerden birini yaşıyoruz. Milletimiz için belki bu en son ama en kutsal görevin olacak. Aslan evladım. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et. Baş üstüne komutanım. Milletimin onurunu korumak için ettiğim yemine sadığım. Şehadete her zaman talip oldum. Bu vatan uğruna ölmek bizlere şeref verir. Milletim için zerrece hakkım varsa helal olsun. Siz de helal edin. Helal olsun evladım. Dikkatli olun. Bir süre sonra bizleri sırasıyla
hastanelere sevk etmeye başladılar. Genelkurmay Başkanımızın koruma ekibinde yer alan İsa Başçavuş'u da bindirdiler. Evet, o da yaralanmıştı fakat durumu hafifti. Bu yüzden o oturarak yanıma bindi. Aynı şekilde bana refakat etmek üzere Teoman Başçavuş da ambulansın ön tarafındaydı. Tamamız, çıkalım. Siz nasıl vuruldunuz İsa Başçavuş'u? Aç onu! Ne yapıyorsunuz siz? Yaralı var, öldürün adamı! Aç! Genelkurmay Başkanlığı Nizamiye Bölgesi'ne geldiğimizde darbeci hainler bir süre ambulansın çıkmasını engellediler. Teoman Başçavuş'un ısrarları üzerine ambulans dışarıya çıktı. Belli mesafe sonra emniyet unsurlarının oluşturmuş olduğu kontrol noktasında ambulansımız durduruldu. Siz kimsiniz? Genelkurmay'da koruma görevindeyiz. Araçtakiler askermiş Sayın Savcım. İyi geceler beyler. Ben Cumhuriyet Savcısıyım. Siz kimsiniz? Kara Kuvvetleri Komutanımızın koruma müdürüyüm. Nasıl vuruldunuz? Komutanımızı korumaya çalışırken asker bildiğim şahıslar tarafından vurularak yaralandım. Bu esnada kulaklarıma inanamayacağım bir telsiz anonsuyla karşılaştım. Protokolle devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız. Tepesinde mavi çakarı olan her şeye ateş açın şeklinde bir söylemle karşılaştık. Sirenler, sirenleri kapatın hemen. Kapat sirenleri. Hastaneye çabuk, hadi. Yolu açın, aç yolu. Hızlı çık, çabuk. Çabuk. Bu anonsu duyduktan sonra hissettiğim tek şey şu oldu. Ambulanslısın, yaralısın. Böyle gözü dönmüş ve cani bir ekiple karşı karşıyaydık ki ambulansa dahi ateş açabilirlerdi. Efendim ablam? Ablacığım, neler oluyor anladınız mı? Bak televizyonda darbe falan diyor. Gördüm ben de şimdi televizyondan. Öyle kolay mı darbe yapmak? Millet var. Şimdi dışarı çıkıp bakacağız, arkadaşlarla buluşacağız. Çıkın tabii ablacığım. Ama ne olur dikkatli olun. Abla dedi, öyle söyleniyor ama dedi, kolay değil o kadar dedi ya. Öyle kolay mı dedi, ben devleti ele geçiriyorum, tamam bitti, yok öyle bir şey dedi. Biz birazdan bakacağız dedi, çıkacağız şimdi dedi. Sonra şimdi mesela düşünüyorum normalde çıkma, gitme derdim. Hiç böyle aklıma gitme falan demek de gelmedi. Çünkü hani bu insanlar sivil. Hiçbir şekilde silahları yok. Üzerlerinde bomba yok. Yaralayıcı, delici alet yok. Hiçbir şey yok. Sadece kendileri. Sadece vücutları sokaktalar. Thank you.
Hem vallahi içim ferahladı. Camilerden selalar okunuyor. Hesapları tutmayacak. Bu iş tersine dönecek inşallah. Hadi Allah yardımcınız olsun. Ben Cihan Bahar Açık. Yasin Naci'nin kaldığı yurda gittim o akşam, darbe gecesi. Yasin'le orada buluştuk. Ortak arkadaşlarımız var. Onlar zaten Kızılay'daydılar. Ne yapıyoruz kardeşim? Çocuklar Kızılay'da toplanmış. Biz de oraya doğru geçelim. Allah kerimdir. Belki bir faydamız dokunur. Bizi asacaklar. Biliyorum bizi asacaklar. Neden assınlar İsa Başçavuş? Sen ne yaptın ki? Ben sadece bana söylediklerini yaptım. İsa bunu bana söylerken yaralanmış olması nedeniyle darbeci olduğu aklıma bile gelmezdi. Doğrusu kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Odada yattığım esnada televizyonda başbakanımızın açıklamalarına denk geldim. Bu girişimin FETÖ'cü hainler tarafından yapıldığını anlatıyordu. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek. İçeriden başka bir yapı, bizim dışımızdaki bir yapı, örgüte karşı bir hamle yapıyor düşüncesi oluştu ilk saniyelerde. Fakat ilerleyen saatlerde Akıncı üssü çok geçmeye başladı. Yani Akıncı üssünden uçaklar havalanıyor. Akıncı üssü bunun merkezi. Tamam da biz Akıncı üssüne çok güçlüyüz. Yani Akıncı üssünde bu örgüt o kadar güçlü ki 2015 yılında, 2016'da değil, 2015 yılında benim görevden alındığım toplantıda Akıncı üssü büyüklüğünden dolayı ikiye bölündü. İki müdürlük oldu. İki tane müdürü var. Biri Necdet diye, biri de Sait diye birisi. İki müdür var. Ben Akıncı üssünü gördüğümde, Akıncı üssünden şayet uçak kalkmış ise yani bu iş örgüt yaptı dedim. Bu kanaat bende oluştu. Akıncı üssünden uçak kalktı mı? Kalktı. Akıncı üstünden uçak kalkmışsa örgütün haberinin olmama ihtimali, örgütün onayının olmama ihtimali yoktur, bitti. Evet, bir darbe yapılıyor ve bu darbeyi örgüt yapıyor. Bulunduğum odanın camından Emniyet Genel Müdürlüğümüzün FETÖ'cü hainlerin kullandığı uçaklar ve helikopterler tarafından vurulduğuna şahit oldum. Neden lan neden? Bu kadarını nasıl yaptınız kansızlar? ...14 yaşından beri dini duygularla içinde bulunmuş olduğum bu yapının ...14 yaşında bir çocuktum. Vatanını, memleketini seven, annesine, babasına karşı düşkün bir çocuktum. Din dedin, iman dedin, boşluklarımızı gördün. Dinle bezediğin o ritüellerinde bizi kandırdın.
Sonra da bizim hayatımızı mahvettin. Bir sürü insanın hayatını mahvettiğin gibi bizim hayatımızı da mahvettin ve hala insanlara talimat göndererek insanların hayatını mahvediyorsun. Gittik genel okumayla. Burada orada üç arkadaşımız vardı. Burak, Bilal, Mehmet, Yasin. Ben üçümüz beş kişi olduk. İkimiz beş kişi olduk. İlk buluştuğumuz yer genel okumaylıkta. Bu tam Göbek. Göbek'te buluştuk. Nedir durum? Ne oluyor? Genel okumay başkanını içeride tutuyorlarmış. Karargahı ele geçirmişler. Öyle kolay mı o işler? Büyük Millet Meclisi'ne bomba atıldı. O şeyi gördük, o kıvılcımı, o ateşi gördük. Hainler milletin meclisini vurdular. Biz millet olarak buradayız arkadaşlar. Hiçbir yere gittiğimiz yok. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Yürüyün beyler, ölümden korkan onlar. Biz adam gibi duracağız. Genelkurmaylıktan silah seslerinin geldiğini duyuyorduk. Bazen silah sesi geliyor ama nereden geldiği anlaşılmıyor. Bazen zaten bu uçaklar ses bombası yapıyor ya dediler o zaman. Hani ses bombası yapıyor falan. Ondan sonra halk şey yaptı. Genelkurmaylığın kapısına, o aslanlı kapıya bir hücum etti. Dedik oraya gidelim, orada bir şey var. Oraya doğru hücum ettik. Yani bayağı bir halk içeri girdi. Biz de arkadan zaten halk birbirini itiyor ki içeri girelim. Biz de önümüzdeki insanları gittik falan, bir şeyler oldu. Genelkurmay'da o gece yaşanan tüm görüntüleri izledim. Komutanı bulmak için ikinci kata kadar çıkan silahsız sivil vatandaşlarımıza acıma duygusu olmadan hedef gözetmeksizin ateş ettiklerine şahit oldum. Bizim dağdaki teröristlere layık görmediğimiz bu muameleyi asker olarak düşündüğümüz bu hainler kendi vatandaşlarımıza uyguladılar. O arada çok yoğun bir ateş açıldı, yaylım ateşi. Ondan sonra biz o beş arkadaştık. Yasin, ben, Mehmet beraber kaldık, diğer iki arkadaş yok. Ondan sonra tabii korkuyoruz yani, ateş açıldı. Kim nerede, yorulduk mu, kaldık mı falan. Ben dedim ki şey yapalım, diğer iki arkadaş da bulalım, öyle karşıya geçelim. Jandarma tarafına, Akay Kavşağı tarafına geçelim. Dedim ki Yasin, hadi Mehmet beraber gidelim. Karşıya geçerken bir şey oldu. Ve en son saat 2:10 geçe ben, hadi oğlum artık dönün gari meydanlara, biz de döndük eve falan dediğimde, tamam baba dönüyoruz dedi. O süreden sonra yarım saatte ancak 100 metre kadar bir mesafe gelebilmişler. Yani kalabalığı görüyorum. Helikopterden ateş açılıyor. Zaten birden yüreğim sıkıştı. Ablacığım dedim, bu televizyon halka kurşun diyor. Sen neredesin? Uzak dur.
Ve ma rameyte iz rameyte velakin Allah rama. Yaşamak adı için yaşamak, her nefes te adını solumak ve düşmek adı için bin kere ve düşmek sevdasıyla toprak. Yaşamak ne kadar en çok ihtimal vermesen de insan korkuyor, endişeleniyor. O mesajıma kadar hepsine cevap vermişti. O mesajdan sonra cevap vermedi. Sonra sabah oldu. Annem bile o sırada zaten Ankara'ya geldiler. Şey diyorlar, cesedi... ceset diyorlar. Sonra bulunamadı. Bekledim. Ama vefat haberini aldım. 2-3 ay geçti bu olayın üzerinden. Rüyamda gördüm. Mutfakta kuzenlerimle oturuyorduk, 5-6 kuzen. Geldi kız kardeşimin arkasına, ellerini koydu. Herkes şaşırdı. Yasin abi, Yasin, sen ölmedin mi dedim. Baktım. Gülümsedi. Yo dedi, ben ölmedim dedi. Ama dedim, biz seni öldü zannettik. Her yer öyle söyledi. Yok dedi. Ben de ölmüş gibi yaptım. Ölmedim dedi. Uyandım. Orada biraz kalbime ferahlık geldi. Orada inşallah kardeşim şehit olmuş dedim. Yardım edin! Tabii o anı anlatmak zor. Ondan sonra hani gözümü açtım. Tabii bir yanık kokusu var bende. Yani yaralandım, parmağımdan yaralanmışım. Kaldırdım, parmağımdan yaralanmışım, kan akıyor falan. Ondan sonra tabii o şok değil benim için. Kafayı kaldırdım, Yasin sağımdaydı. Yasin! 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 İşte Yasin kardeşim! Secde konumunda böyle yatmış. Yardım edin! O kalabalıkta Genelkurmay kavşağında jandarmanın o köşesinde emniyet tarafından, doğu tarafından gelen siyah bir kobra helikopterinin taraması neticesinde tevhid ve tekbir sesleriyle yürürken tam kalbinden dönerli mermiyle vurularaktan kıbleye karşı secde vaziyetinde bütün sınavların en üstünü olan şehadet sınavıyla hayatına son vermiştir. Allah şehadetini makbul eylesin. Yani ömrümce hiç vefat eden birini görmedim. Yani insan nasıl davranacağını da bilmiyor ve gencecik arkadaş yalnız da secde şeklinde vefat etti. Ben Yasin, Yasin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühü ve resulü. Kelime-i şehadet eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühü ve resulü söyledim ama nasıl söyledim? Söyledim mi, söylemedim mi? Tamamladım mı kelimemi, tamamlayamadım mı bilmiyorum yani. Yasin'in gözlerini gördüm. Yasin'in gözleri kapandı. Yani böyle bir artık anladım ki oracıkta vefat etti. Yasin! Yasin! Yasin kalk kardeşim! Kaymamam aradı telefona, oğlum neredesiniz falan.
gel bu tarafa dedi. Dedim baba gelemem. Yasin şehit oldu, gelemem dedim ya, nasıl ki? Tabii o anda benim ta hamileyken görmüş olduğum rüya aklıma geldi. Dedim herhalde bu şekilde bizim kurtuluşumuza vesile olacak. Tabii o gece önce vatanın kurtuluşuna vesile oldular. Allah şehadetlerini kabul etsin, şefaatlerine bizleri nail eylesin. Doğuda belki PKK'ların üzerine atamadıkları o dönerli mermileri, bu milletin parasıyla alınan o mermileri yine bu milletin evlatlarının üzerine, hatta burada vurulduğu yerde o köprünün üzerinde beton delici mermileri atmakta hiç tereddüt etmemişlerdir. Ancak onların da hesabı görülecektir. La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden.
Şehitler diyor ki, görünüşe kanmayın. Tabutlara bakıp da bizi öldü sanmayın. Biz ölümü öldüren bir iman taşıyoruz. Kur'an'a and olsun ki dipdiri yaşıyoruz. Bu millet tankına da sahip çıkar, askerine de. Yüzlerce insanı şehit eden, on binlerce insanın hayatını mahveden, Türkiye'nin düşmanlarına hizmet eden terör örgütünün lideri Fethullah Gülen. Bu sözlerim de sana. Bu bayrağı kan bulaştırdılar, bu bayrağı vatan hainleri. Artık şunu kabullenmen gerekiyor. Bir bilek güreşine girdin devletle ve devlet seni kendinle beraber vurdu yere. Artık bu hırstan, bu ihtirastan, yönetme arzusundan vazgeçmen lazım. Artık insanların yakasından düşmen lazım. Bu kalkışmanın FETÖ'cü hainler tarafından yapıldığını öğrendikten sonra böyle bir şeyin parçası olmadığım için Rabbime bir kez daha şükrettim. Zehra teyze ile Osman amca Ankara'ya gelmişler. Ondan sonra hastaneye geldi Zehra teyze. Tabii ben ister istemez bir suçluluk duygusu var, psikolojisi var. Acaba yani hani benim orada bir hatam var mı? Zehra teyze, beni affet. Orada ben beklemeseydim, diğer iki arkadaşı beklemeseydim, hızlıca oradan uzaklaşsaydık vurulur muydu? Yani vurulmaz mıydı? Tabii bunlar sürekli aklımda falan. Yani orada benim bir dahilim var mı diye sürekli çok çok düşündüm, hala düşünüyorum. Senin bir suçun yok evladım. Sakın kendini suçlama. Takdir ilahi. Allah hiç kimseye gücünün yetmediğini yüklemez. Bu ayet devamlı aklıma geldi. Dedim demek ki Zehra dayanacaksın. Dayanamayacağın yükü Rabbim yüklemez. Dayanmalısın dedim ve kendimi o şekilde bu ayetle teselli ettim. Mesela PKK'lılar leşlerine dava şehidi diyorlar. İstedikleri kadar desinler. Onlar leştir Allah katında. Hiçbir hükmü yoktur. Vatana, millete ayağa kalkan, isyan edenlerin cenaze namazları dinimizde kılınmaz. 15 Temmuz'da da o hainlerin cenaze namazları kılınmadı. Allah'a binlerce şükürler olsun, hamdolsun. Evladımız vatanı savunurken ruhunu teslim etti. Başka türlü de olabilirdi. Sonsuz şükürler olsun. Madem ölüm bir kez olacak, o da neden Allah için olmasın diyoruz. Adil Öksüz'ün orada ne işi vardı? Kemal Batmaz'ın orada ne işi vardı? Beyefendi bakar mısın? Bu mevzuyu kapatan bir husustur. Beyefendi bakar mısın? Ne arıyorsunuz burada? Sivil misin, asker misin? Sivilim, akademisyenim. Tarla bakmaya geldim. Mal sahibiyle buluşacağım. Gecikti niye ise? Bu saatte tarla bakmaya geldiniz. Gece kıyamet koptu. Darbe oldu. Haberin yok mu? Darbe mi? Ne darbesi? Benim bir şeyden haberim yok. Bizim de gel. Yanlış yapıyorsun komutan. Akademisyenim ben. Üniversitede hocayım. Tarla bakmaya gitti. Yalan. Adil Öksüz gibi bir adamın tarla bakmayla işi olmaz. İhbara konu, şahıslar bunlar olabilir. Ayrılalım. Farklı yönlere gidelim. Olmaz öyle. Dikkat çekeriz. Gece Pensilvanya ile iletişim kurduğumuz telefon bu. Aptal herif, hala kurtulmadın mı ondan? Yok etmedin mi? Durun! Durun! Kemal Batmaz bütün subayların abisi. Hava kuvvetleri yapılanmasında, mahrem yapılanmasında subayların tamamının abisi bu adam.
Peki subayı tek bir adam mı temsil ediyor? Evet, çünkü subay sayısı azdır. Devlet de az subay alır. Yani subay sayısını az alır. Yani 50 tane subay alıyorsa 300 tane az subay alır. Dolayısıyla subayların bir temsilcisi olabilir. Yani tüm Türkiye'deki subaylara bir kişi verebilirsiniz. Bu Kemal Batmaz'dır. Dine hizmet ediyor gibi görünüyordu ancak örgüde hizmet ediliyordu. Daha sonra meydana gelen olaylarla birlikte bir sorgulama süreci başladı. Özellikle 15 Temmuz olduktan sonra insanın üzerindeki yük her gün artan bir yük gibi insanı taşıyamayacağı bir yük haline geldi. Bu yükten kurtulmam lazımdı ve safımı belli etmem lazımdı çünkü gitmediğim her gün, bildiklerimi söylemediğim her gün 15 Temmuz'da şehit olan insanların veballerine ortak hissediyordum kendimi. 16 Temmuz sabahı her iki bacağımdan da ameliyat oldum. ...19 Temmuz'da GATA'dan taburcu edildim. Evde iki gün dinlenmeme mütakip 21 Temmuz'da mesaiye başladım. Kuvvet komutanımız, oğlum niye mesaiye geldin? Eve git, dinlen demesine rağmen, komutanım zaten başımız önde, bir şehit vermişiz. Bundan dolayı ben eve gidip dinlenemem, burada arkadaşlarımla mesai yapmam gerekiyor diyerek 21 Temmuz'a mesaiye başladım. Çok güzelsin. 25 Temmuz günü eşimin doğum yapacağını haberini aldım. Kızınızın kalbinde delik var. Bir süre gözlem altında kalması gerekecek. Burak. Ne oldu, ne diyorlar? Allah'ım, sen bize yardım et. Burak. Mahir, Kadir ne haber? İyiyim abi, sen nesin? Eyvallah, hoş geldin. Nasıl gidiyor? İyidir, iyidir. Bu arada geçmiş olsun. Nasıl oldu kızım? Bildiğin gibi. Rabbim şifasını verir inşallah. Sizin doğum ne zaman? Az kaldı değil mi? 2017 Aralık ayıydı. Bir dönem aynı sohbet grubunda bulunduğum Kadir'le Ankara'da dışarıda bir kafede buluştuk. Ve genel olarak içinden geçtiğimiz süreç hakkında konuşmaya başladık. Bana kendisi bu darbe girişiminin FETÖ'nün değil de başka unsurlar tarafından icra edildiğine dair söylemler oldu. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Kadir? Kör müsün? Gözünü mü yumuyorsun? Beni vurdular oğlum. Arkadaşlarımızı şehit ettiler. Masum insanları katlettiler. Serdar sohbet arkadaşım da adam genelkurmay başkanına saldırdı. Terörist lan bunlar. İkna olman için senin daha ne olması gerekiyor? Abi öyle söylemiyor. Yapma lan abinden.
çocuğun olacak oğlum, senin çocuğun. Onun geleceğine de mi acımıyorsun? Bir daha bu şerefsizlerle görüştüğün sürece beni sakın arama. Ve maalesef tüm bu olanlar sadece gençlik yılların değil, çocukluğunu bildiğim, canım gibi sevdiğim bir arkadaşımı kaybettirmişti. Umursamayan bir örgütle karşı karşıyasınız. Örgüt 15 Temmuz'u gerçekleştirdikten sonra mensup olduğu, kendisine mensup olan kişilere bekarsan evlen demiştir, evlensen çocuk yap demiştir. Ve örgüt mensubu olan, örgütten kopamayan insanlar bu talimat üzerine ya evlenmişlerdir bekarlarsa ya da evlilerse, çocukları yoksa çocuk yapmışlardır. Örgüt bunu neden yapmıştır? Örgüt bunu dış dünyaya, Türkiye'de gördünüz mü, çocuklu ailelere, bebekli ailelere, bebekli annelere de bunlar yapılıyor diyebilmek için yapmıştır. Ama anne şunu düşünmeli, baba şunu düşünmeli. Ben bu çocuğu dünyaya talimatla getiriyorum ama bu çocuğun ne suçu var ki bu çocuğu hapse benimle beraber sokayım diye düşünmeli. Bunu anne baba düşünmüyorsa örgüt düşünür mü? Örgütün umurunda değil ki. Örgüt dış dünyaya nasıl bir haber yapacağını, ne sunacağının derdinde. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında bu yapıyla mücadele etmem gerektiğine kesin kanaat getirmiştim. 1,5 yaşındaki çocuğumun dahi yeşil pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkmak gibi bir şey aklım ucundan dahi geçmedi. Burak, bugün mesai var mı Can? Komutanla birkaç gün şehir dışına çıkacağım. Arayamazsam endişe etme, olur mu? Kızım. Görüşürüz. Baba gidiyormuş bebeğim. Bay bay. Bay bay. Hadi gel babaya bay bay diyelim annem. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu arada tabii ki ben TEM'e gitmeden önce, Ankara TEM'e gitmeden önce de yurt dışından gitme şansım vardı, pasaportum vardı. Yani herhangi bir Avrupa devletine, ki böyle teklifler de aldım. Çünkü sır küpüydüm, çok şey biliyordum. Ben bu yola tevessül etmedim. Çünkü benim inandığım doğrular bunu göstermiyordu. Yani benim inandığım doğrular, bir insan kendi devletinin tarafında olmalıdır. Odama geldim, tabancamı ve yakar rozetimi çıkartıp çekmeceme koydum. Her şeyi anlatmak istiyorum. Her şey derken? Komutanım, maalesef ben de bir dönem bu yapının içerisinde bulundum. Ve sizin yönlendireceğiniz bir savcıya bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. 26 Aralık akşamı Emir Subay'ın yanına giderek, komutanım, maalesef bir dönem ben de bu yapı içerisinde bulundum. Ve beni yönlendireceğiniz bir savcıya bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum dedim. Emir Subayımız durumu dönemin kara kuvvetleri komutanı olan Yaşar Güler orgenerimize arz etti. Orgenerlerimizin talimatıyla Emir Subayımızla birlikte terörle mücadele şube müdürlüğüne gittik. 2017 yılı içerisinde kendi isteğimle, kendi hür irademle Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ne gittim. Yetkili birini arıyorum. Anlatacaklarım var. Buyurun, içeride sizinle ilgilenirler. Fakat gitmeden önce örgütün propagandalarını bildiğim için şöyle bir tabloyla karşılaşacağımı zannediyordum. TEM'den içeri gireceğim. Ben mahrem yapıda müdürdüm ve itirafçı olmaya geldim diyeceğim. O dediğim andan itibaren eziyetler, işkenceler, dayaklar başlayacak diye düşünüyordum. Çünkü topluma yansıtılan, lanse edilen, örgüt tarafından özellikle belirtilen hususiyet bu.
Sizi döverler, işkence ederler. Sizin söylemediğiniz, bilmediğiniz şeyleri yazarlar, size imzalatırlar. İşte oradaki insanlar şöyle gaddarlar, zalimler gibi şeyler söylüyor. Bunu neden söylüyor? Dağılma daha da genişlemesin diye. Yani gitmesinler diye. İnsanlar oralara gitmesinler, insanlar bildiklerini anlatmasınlar diye bu yola tevessül ediyor. Buyurun, ne varmıştınız? Benim adım Ali Bal. FETÖ'nün mahrem yapısında müdürüm. Bildiklerimi anlatmaya geldim. O anda beni yere yatırıp dövmeye başlayacaklarını zannediyordum ama hoş geldin. Aç mısın, bir şeyler söyleyelim mi? Yok, değilim. Çay, çorba? Teşekkür ederim. Böyle çok sevdiğiniz bir insanın evine misafirliğe gittiğinizde nasıl karşılanıyorsanız, ki tüm samimiyetimle söylüyorum, bu şekilde karşılanır. Bizde kötü davranma diye bir şey yok kardeşim. Sen baş tacısın. Sen devletinin tarafını tutmuş bir insansın. İkimiz de aynı taraftayız, aynı saftayız. Bildiğinizi anlatın. Bilmediğiniz şeyleri üretmeye, uydurmaya çalışıp da başka insanlara iftira etmeyin. Bilmiyorsanız, emin değilseniz söylemeyin. Zaten emin olmadığınız konuları size sormazlar. Yani şöyle bir şahıs vardı ama emin değilim diyorsanız zaten o kişiyi kayda almazlar. Emin değilsiniz çünkü. Emin olmadığınız bir mevzuda bir masumun kanına girebilirsiniz düşüncesiyle size orada ön ayak olmazlar zaten. Kesinlikle emin olduğunuz şeyleri sorarlar. Ve size kimseye iftira et demezler. Orada yaşadığım bir hadise, ben etkilendiğim de bir hadise. Yemek gelmişti. Yani ben gün içerisinde gittiğim için insanlar kendilerine göre yemek söylemişler dışarıdan. İşleri de yoğundu, Allah yardımcılar olsun. Üç kişilik yemek söylemişler, üç kişiler. Sonradan ben dördüncü olarak oraya dahil olunca dedi ki... Anlatan sensin kardeşim, al karnını doyur. Olur mu hiç? Biz nasıl olsa karnımızı doyururuz. Önemli olan burada sensin. Çünkü sen kendi istek ve arzunla gelmişsin, devletinin tarafına geçmişsin ve devlet için elinden geleni yapacaksın. Emniyete gittiğimde bir hayli garip karşıladılar. Çünkü 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnmiştim. Fakat bir yandan da bir zamanlar bu yapı içerisinde olduğunu anlatan bir yüzbaşı vardı karşılarında. Bu durumu onlar da çok garipsemişlerdi. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Burak Yüzbaşı size Fethullahçı terör örgütüyle ilgili bazı itiraflarda bulunacak. Size olan inancımızdan. Burak Yüzbaşı size emanet. Siz merak etmeyin komutanım. Onunla biz ilgileniriz. Kimliğinizi alayım. Kimliğinizi alayım lütfen. Kimlik kartınızı verir misiniz dediler. O an tüm askerlik yıllarım gözümün önünden geçti ve belki de en ağır anım kimlik kartımı çıkartıp teslim ettiğim andı. Çok rahatlamaya başlamıştım. Ama o an hissettiğim şey artık asker olamayacağım yönündeki o duyguydu. 14 yaşından beri giymiş olduğum üniformamı, kimliğimi teslim ederek çıkartmak gerçekten bana çok ağır gelmişti. Fethullah Gülen terör örgütü sadece çocukluğumuz değil, gençlik yıllarımız değil, geleceğimizi de çaldı. Bizim bu millete olan vatani borcumuzu çaldı.
Evet. Kadir'le Adana'da birlikte başladık çocukken. O gece uzun uzadıya başından geçen sürece, ortaokuldan beri başından geçen sürece her şeyiyle, tüm çıplaklığıyla, tüm samimi şekilde anlatmaya başladım. Başka kimler vardı? Serdar. İlkay. Biz zaten en fazla 3 kişi olabiliyorduk Mahrem abiyle beraber. Namaz kılabilir miyim? Tabii ki. Namaz kılabilmek için seccade burada. Kur'an da okuyabiliriz. 14 yaşından beri namaz kılamamışken anlatılanların aksine devletin emniyetinde terörle mücadele şubesinde ve kameraların olduğu esnada açıktan namazımı kılabildim. Ve kimse bana neden namaz kılıyorsun demedi. Bir kafesteydim ve o kafesten artık çıkmıştım. Hür irademle artık ibadetlerimi yerine getirebilmeye başlamıştım. Ve ben emniyetteki o süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'i bir kez daha okudum. Ve hissettiğim duygu şuydu, yaşadığım duygu şuydu. Ben çocukluk yıllarımda Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ve dinimi sadece Kur'an-ı Kerim'den öğrenerek ilerleseydim, başıma belki de böyle bir süreç gelmeyecekti. İbadetimi doğru bir şekilde yerine getirebilecektim. Namazımı secdeye vararak kılabilecektim. Ve maalesef bu yapı benden bunları çaldı. Ağzını bıçak açmayın. İzin verirseniz bir kez de ben deneyeyim. Bu duruma düşmemize sebep olanlarla bizim hesaplaşmamız lazım. Anlatman gerek Kadir. Yolun sonuna geldik kardeşim. İnat etmenin bir alemi yok. Bildiğin her şeyi anlatmalısın. Ya sen? Sen anlattın mı? Bu bizim hayatımız. Ne yaşadıysak biz beraber yaşadık. Anlatmalıyız. Artık sen de her şeyi anlat. Ve kurtul dedim. Yıllarca bu yükü taşıdık. Artık bitti dedim. Kadir'in gözleri doldu. O da tamam her şeyi anlatacağım dedi. Ve bildiği şeyleri anlatmaya başladı. Emniyetteki ifade sürecim esnasında memurlar bana aileme haber vermeleri gerektiğini söylediler. Ben de kesinlikle bunu istemediğimi ve aileme ne olursa olsun kendimin haber vereceğini ve kendimin içinde bulunduğum bu süreci anlatmak istediğimi söyledim. Ve bunun üzerine herhangi bir şekilde eşime ya da aileme haber verilmedi. Fakat üzücüdür ki maalesef hakkımda çıkan yalan yanlış haberlerle eşim zaten öğrenmesi gereken her şeyi öğrenmişti. Eşim Burak Akın'la görüşmek istiyorum. Avukatınız olmadan mümkün değil hanımefendi. Bakın beyefendi, durum çok ciddi diyorum size. Onu hemen görmem lazım. Görüşemezsiniz hanımefendi. Şube önüne gelerek benimle görüşmek istediğini söylemiş. Tabii ki bunun mümkün olmadığını söylemişler. Burak Akın. İşin aşağıda. Nasıl? Öğrenmiş mi? Tüm ülke öğrendi. Eşim. Benim hakkımda. Ne düşünüyor? İşinizin yanına çıkıyorum. Ona söylememi istediğiniz bir şey var mı?
Sonu ne olursa olsun doğruları bilmek istiyorum. Vatanına ihanet etmiş mi? Vatana ihanet edip etmediğinizi soruyor. Ben hayatımın hiçbir döneminde vatanıma ihanet etmedim. Hiçbir zaman hainlik içerisinde olmadım. Eşim benim için vatana ihanet edip etmediğini, merak ettiğini sormuş. Ve ben de kendisine hayatımın hiçbir döneminde vatanıma ihanet etmedim. Hiçbir zaman bir hainlik içerisinde olmadım şeklinde cevap verdim. Gözaltı sürecim bittiğinde mahkemeye çıkarıldım. Mahkeme koridorunda eşim arkamdan bağırarak... Burak! Ne yaşadıysan, ne biliyorsan hepsini anlat. Ben senin arkandayım. Arkandayım, merak etme, dik dur şeklinde bana yaklaşımı adliyede gözlerim dolmasına sebep oldu. Efendim, ben bildiğim her şeyi devletime, tüm samimiyetimle anlattım. Etkin pişmanlık kanunundan yararlanmak istiyorum. Ben Fethullahçı terör örgütünün askeri yapılanmasında yer aldım. Darbe günü komutanımızı korumaya çalışırken asker kıyafeti giymiş şahıslar tarafından vurularak yaralandı. Tekrar karşınızda bildiğim her şeyi tüm samimiyetimle anlatmaya hazırım. Etkin pişmanlık kanunundan yaralanmak istediğimi söyledim hakime. Ve tüm detayları tüm samimiyetimle anlattığımı bir kez daha mahkeme huzurunda ifade ettim. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldık. Zaman zaman eşime bu yapıyla alakalı bağımdan bahsetmek istedim. Çok gelgitlerim oldu aslında. Çünkü artık bazı şeyleri üzerimde taşımak gerçekten çok zor olmuştu. Eşime ne zaman anlatmak istesem bu sürecin bir ayrılık getireceğinden korktum, endişe ettim. Bana bu zamana kadar neden anlatmadın? Nasıl anlatabilirdim ki? Kendisini çok sevdiğimi ve bu yüzden de evlenmek istediğimi ve bu nedenle de anlatamadığımı kendisine söyledim. Ve bana dediği şey şu oldu. Ben yıllarca beni aldattığını düşündüm Burak. Nöbetteyken evde değildin. Seni her aradığımda hayatımda başka biri mi var diye sorguladım. Özür dilerim. Yıllarca bize camiye gitmeyin dediler. Camiye giderseniz cami girişindeki kameralara kaydınız takılır ve mesleğinizle alakalı problem yaşarsınız dediler. İlk kez bir sabah namazında camiye giderek cemaatle birlikte saf tuttum. Ve namazımı gönül rahatlığıyla huşu içerisinde kılma imkanım oldu. En son 13 yaşındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam camiye gittiğimde.
Camiye her giden inanan insan gibi bir rahatlama hissettim. Fakat ağlıyordum. Çünkü Rabbimin istediği gibi ibadetlerimi o güne kadar yerine getirmemiştim. Buradan etkin pişmanlık konusunda istifade etmek isteyen, geçmişinde bir şekilde bu yapı içerisinde bulunmuş veya bu yapıya bir şekilde yardımda bulunmuş insanlara çağrım şudur ki sizden beklenen ne bir kimseye iftira atmanız ne de yalan söylemeniz, yaşamış olduğunuz gerçekleri anlatmanız. Çocuğunuzun geleceği için, ailenizin geleceği için ve bu ülkenin bu beladan el birliğiyle kurtulması için yapmanız gereken tek şey devletin şefkatli kollarına sığınmanız. Gidin bildiğinizi anlatın, devletinizin tarafını da saf tutun. Devletinizin tarafını da saf tuttuğunuzda göreceksiniz ki bu devlet sizi koruyacak ve kollayacak. Öbür türlü ne olur? Öbür türlü mücadele edersiniz. Kendinizle mücadele edersiniz. Korkmayın, bu Türkiye Cumhuriyeti, sizin memleketiniz, sizin devletiniz. Yurt dışından telefon geldi. Arayan kişi işte Mahrem Yapı'nın eski genel müdürlerinden, müdürlerinden birisi. Efendim? Gitmiş itirafçı olmuşsun. Evet. Dedik yanlış yapmışsın. Yani biz bu işi yapmadık falan filan. Yani yine aynı teraneler, aynı konuşmalar. Ben ona birkaç şey söyledim. Onları söyledim. Biraz önce söylediğim şeyler. Yani Akıncı'dan uçak kalktı mı kardeşim? Adil Öksüz orada değil miydi? Kemal Batmaz orada değil miydi ha? Deyince zaten sesini kesti. Fakat şöyle dedi bu sefer. Git ifadeni çek. Git ifadeni çek. Kahraman ol. Cümle bu. Dedim ki yani siz neredesiniz? Ya kahraman olayım tamam hadi gideyim ifademi çekeyim. İşte Tem'de beni şöyle dövdüler, böyle dövdüler. Onlara da iftira edeyim adamlara. Onların da üstüne bir çamur atayım. İfademi çekeyim. Kahraman olayım. Tamam. Siz neredesiniz dedim. Ben yurt dışındayım. Kahraman olacaksan önce gel kendin kahraman ol. Bir insanlara göster. Bu beni bir ülkeye çağırıyordu ki teklifleri de çok iyiydi yani. İşte bu ülkeye gelirsen işte hemen ilticanı yaparız. Devlet ilticacılara maaş da bağlıyor. Maaşını da bağlarız. Çocukların da gelir. Burada çok güzel bir hayat yaşarsın. Ama ben bunu şöyle gördüm. Yani şeytanın sağdan yaklaşması gibi gördüm. Hala da öyle görüyorum. Bir daha beni aramayın sakın. Yine işte sana bir ev alırız ki ev dediğin herhalde hayallerimde göremem yani. Çünkü kendi evini gösterdi bana öyle bir ev. Sonra sana işte bir de araba alırız. Burada hayatını yaşarsın. Yani siz orada öyle evlerde kalırken burada hapishanede koğuşta kalan insanlara, sizin sözünüzden dolayı koğuşta kalan insanlara ne diyeceksiniz? Yani birazcık vicdan, birazcık merhamet, birazcık din bilgisi, birazcık vatan, millet sevgisi varsa Allah aşkına gidin bildiğinizi anlatın. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Gidin ve samimane bildiğinizi anlatın. Gitme, bildiğini anlatma. Hapislerde yat diyen insanların nasıl yaşadığını ben biliyorum. Biliyorum ve bildiğim şeyi söylüyorum. Örgütün tarafını tutarsan ne olur? Ne olur? Tutuklanırsın kardeşim. Yani bu sadece bizim ülkemize has bir durum mu? Devletin olması gerekeni bu zaten. Yani bomba attım teşekkür ederiz mi diyecek ya. Bu noktada devlet biliyor. Emin olun devlet kimin ne olduğunu biliyor. Devlet size gelecek zaten.